kadar güçlü bir enerjim var ki. Ya o gözyaşların damlayınca böyle stüdyoya yavaş yavaş yayılıyor. Hakikaten hepimizin öyle. Üzerinde aynı melankoli, aynı duygusallık. Siz oradan seyrediyorsunuz. Tabii ki. Yani... Kızlar da seyrediyor değil mi? Eyvallah. Hepimizin aklı sende şimdi. İnsan bir hani çok sevdiğini kaybeder ya, ki ben çok sevdiklerimi kaybetmiş biriyim. İçinde bir acı olur. Öyle bir duygum var bugün. Niye bilmiyorum. İçimde bir hüzün var. Oy. Gel ben seni öperim. Ya. Onu da ağlamak sıfırlıyor. Kendine getiriyor tabii. Gözyaşı. Cümle kuramayınca gözyaşlarına vuruluyor. Bir şeyler dokunuyor. Bastıra bastıra yaşıyorum. Ben hastayım. Geçmiş olsun. Grip değilim. Ben rahatsızım. Ben tedavi oluyorum. Ben her sabah radyoterapiye gidiyorum. Ben ağır ilaç kullanıyorum. Ben artık burada oturmak istemiyorum yani. Ben seviyorum. Ben bu işi kabul etmemin sebebi moralimi yüksek tutmak için de, avunmak için de. Ama bu kadar gürültünün arasında ben çok mutsuzum. Ben hastayım. Hastalanıyorum. İnanın hastalanıyorum. Ve benim burada olmamam lazım diye düşünüyorum. Yani sağlığım kalmıyor. Bu kadar çok gürültü, bu kadar çok ağır geliyor artık bana. Ağlama. Çok rica ediyorum. Bir daha anne, annemin doğum günü, annemin yemeği artık demeyin burada. Ay özür dilerim. İstemiyorum. Bazen zayıf günlerim oluyor benim. Tamam, çok üzüldüm. Anneyi kaldırın. Tamam. Bana bu şarkılar hep annemi hatırlatıyor. Üzdüler evet, böldüler de böldüler parçalarını. Bildiler seni kendilerince, sevdiler de sövdüler de. Ne yapsaydılar? Uslanmadın ki sen de, bir durmadın ki. Sen dursan için koşuyor, bir nefes almadın ki. Yazdın hecelerce, günler gecelerce. Anlamazlar aşk yanmaktır ateşte ömürlerce. Olmadı, olmadı asi kuşum. Nafile bu duruşun, kendini hep vuruşun.